Merhaba arkadaşlar. Bugün fizik 1 dersimizin 3. bölüm konusu olan vektörleri anlatacağım size. İşleyeceğimiz konu başlıkları vektörler ve skalerler, vektörlerin geometrik olarak toplanması, vektörlerin bileşenleri, bileşenlerin ayırma yöntemiyle vektörlerin toplanması, vektörler ve fizik kanunları ve son olarak vektörlerde çarpma işlemini anlatacağım. Öncelikle yazarı bulunduğum Fizik Bir Çalışma Kitabı, Fizik Bir Soru Bankası ve Fizik Bir Laboratuvar Kılavuzunu www.kafkitapkafe.com adresinden temin edebilirsiniz. Bunlarla ilgili sorularınız varsa aşağıdaki telefon numaralarından erişebilirsiniz yayın evine. Öncelikle fiziksel nicelikler ikiye ayrılır arkadaşlar. Vektörler ve skalerler. Şimdi diyeceksiniz ki biz bunları liseden de biliyoruz. Hatta ortaokuldan da duyduğunuz vektörleri, skalerleri. Neden için üniversiteye geldiniz hala bu vektörlerden bahsediliyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar, önemini size bahsedeyim. Bizim bu fizik 1-2 kitaplarında işlediğimiz konular tamamen vektör ve skaler notasyonuna dayanmakta. Öncelikle bu konunun çok iyi anlaşılması lazım. Çünkü kullandığımız matematik dili tamamen vektör ve skalerlere dayanıyor. Eğer bir fizik probleminde kullanılan niceliklerin vektörel mi, skaler nicelik mi olduğunu bilirseniz, kullanacağınız matematik dili hakkında çok önemli ipuçlarına sahip olursunuz. Evet. Dediğimiz gibi fiziksel nicelikler iki türlüdür. Bunlar vektörel ve skaler niceliklerdir. Vektörel bir niceliğin yönü vardır, skaler niceliğin yönü yoktur. Örneğin rüzgarın hızı doğuya doğru 3 metre bölü saniye derken, gördüğünüz gibi biz burada hız vektörünü büyüklük, birim ve yön ile ifade ettik. Ama hava sıcaklığı 25 santigrat derece derken, sadece bir büyüklük ve birimden bahsettik. Dolayısıyla sıcaklık skaler bir niceliktir. Vektörel niceliğin bir uygun birimli bir büyüklük ve bir yön ile tanımlamamız gerekmektedir. Skaler nicelik ise sadece uygun birimli bir büyüklük ile tanımlanır. Şunu unutmayalım, daha önce de bahsettik ikinci bölümde. Bir vektörün büyüklüğü daima pozitif bir niceliktir. Skalerler negatif olabilir. Örneğin sıcaklık eksi 2 santigrat derece demek, sıcaklığın sıfırın altında 2 derece olması demektir. Bu negatif işaretin yönle bir alakası yoktur. Peki bir vektörü veya bir skaleri nasıl belirtiriz? Vektörel bir nicelik sembolünün üzerine yerleştirilen bir ok ile gösterilir. Örneğin A sembolünü gördüğünüz gibi üzerine bir ok yerleştirdik. Artık bu bir A vektörü diye okunur. Vektörel bir niceliğin büyüklüğü yani mutlak değeri oksuz sembol ile gösterilir. Mutlak değer içerisinde A vektörü eşittir A'nın büyüklüğü anlamına gelmektedir arkadaşlar. Grafikte vektörel bir nicelik ok olarak çizilir. İşte gördüğünüz bir ok. Bu okun bir başlangıç noktası yönelimini gösteren ve şu sivri ucu görüyorsunuz. Bu vektörün yönünü gösterir ve üzerine de A vektörü olarak yazılır. Bu vektör çizimler ölçekli çizilebilirdi, çizilmeyebilirdi arkadaşlar. Ama yönelim doğru bir şekilde belirtilir. Okun uzunluğu vektörel niceliğin büyüklüğüyle orantılıdır. Ölçekli çizilmişse eğer. Ok vektörel niceliğin yönüyle aynı yöne sahiptir. Bu okun yönü vektörün yönünü ise gösterir. İki vektörün birbirine eşit olabilmesi için bunların doğrultu yön ve büyüklüklerinin aynı olması gerekmektedir. Sadece büyüklüğün aynı olması o iki vektörün eşit olması anlamına gelmez. Şayet iki vektör aynı büyüklüğe ve yönelime sahipse bu iki vektör birbirine eşittir diyoruz. A vektörü eşittir B vektörü ifadesini görüyorsanız bu vektörlerin yönelimi ve büyüklükleri aynı demektir.
Şekilde görüldüğü gibi bir vektör büyüklüğü ve yönelimi değiştirilmeden yeni bir konuma doğru hareket ettirilebilir. Bunun anlamı, örneğin bakın A vektörünü yönelimi ve büyüklüğü değiştirmeden başka bir konuma taşıyabilirsiniz bunu. Tabii bu taşımaya dikkat edecek olursanız kendisine paralel kalacak şekilde kaydırılmıştır. Vektörlerde toplamın işlemine gelecek olursak, yine liseden de gördüğünüz çeşitli yöntemler vardır. Bunlar uç uca ekleme yöntemi, paralel kenar yöntemi ve en sonunda da bileşenlerin ayırma yöntemini uygulayabilirsiniz. Temel basit kaidelerden bahsedeceğiz öncelikli olarak. İki vektörün toplamını uç uca ekleme yöntemiyle nasıl yaptığımızı göstereceğiz. A ve B gibi iki tane vektörümüz var. Bunların toplamı C gibi bir sonuç vektörü veriyorsa bunun nasıl bulunduğunu gösterelim. Önce A vektörünü olduğu gibi çizelim. Tabii ki bütün bu işlemleri yaparken doğrultu yön ve büyüklüklerini değiştirmeden bu işlemi yapacaksınız. Daha sonra B vektörünün başlangıç noktasını A'nın bitim noktasına, yani B vektörünü kaydırarak B'nin kuyruğu, bu kuyruk olarak ifade edilir ya da başlangıç noktası olarak ifade edilir arkadaşlar. A'nın başına getirilir. İşte şunun gibi. Daha sonra A'nın başlangıcından B'nin bitimine doğru bir vektör çizersiniz. İşte çizdiğiniz bu vektör sizin toplam vektörünüzdür. Vektörel toplama işleminde yer değiştirme özelliği vardır. Bunu biraz sonra da ifade edeceğiz. Bir örnek problemimiz var. Bir adam doğuya doğru 2,5 kilometre yol yürür. Sonra 69 derece doğunun kuzeyine doğru 4,27 kilometre yol yürür. Toplam yer değiştirme nedir? Yer değiştirme, dikkat edin, vektörel bir nicelik. Burada iki aşamalı bir yer değiştirme söz konusu. Birinci yer değiştirme doğuya doğru 2,5 kilometre. İkinci yer değiştirmemizde 69 derece doğunun kuzeyine doğru 4,22 kilometre. Öncelikle bunu bir XY koordinat sisteminde ya da yön diyagramında gösterelim arkadaşlar. Burası yön diyagramının orijini, harekete orijinden başlayacağız. Pozitif Y yönü kuzeyi, negatif Y yönü güneyi, pozitif X ekseni doğuyu ve negatif X ekseni de batıyı gösteriyor. Birinci yer değiştirmemiz, doğuya doğru 2,5 kilometre yol yürüyeceğiz. Önce bunu çizelim. Bakın, birinci D1 yer değiştirme vektörü dedim buna. Ölçekli bir çizim yapıyorum bu ölçeklenmiş kartezyen koordinat sisteminde. Daha sonra 69 derece doğunun kuzeyine doğru. Doğunun kuzeyine doğru 69 derecelik açı D2 yer değiştirmesini görüyorsunuz. Buradaki çizimler ölçekli yapılmıştır. Bunu tekrardan hatırlatayım. Toplam yer değiştirmemiz başlangıçtan bitime doğru çizilen şu vektördür. Ve D vektörü D1 ve D2 vektörlerinin toplamına eşit. Yer değiştirme vektörel bir nicelik. O halde biz bu sonucu iki şekilde ifade edebiliriz. Bunları biraz sonra yine daha detaylı göstereceğim. Birincisi birim vektör notasyonuyla, ikincisi de sonucu büyüklük ve açı cinsinden ifade ederiz. Burada D yer değiştirmenin büyüklüğünü ölçekli çizildiği için grafikten cetvelle ölçerek hesaplayabilirsiniz bunu. Cetvel ve uygun ölçeklendirilen şekil ile toplam yer değiştirmenin büyüklüğü 5,7 kilometre olaraktan bulunur. İletki kullanarak toplam yer değiştirmenin yönelimi, yani şuradaki açı görüyor musunuz? 45 derece doğunun kuzeyine doğru olaraktan bulunur. Peki, burada bir grafik kağıdı üzerinden sonuç vektörünün büyüklüğü ve yönelimi nasıl bulunur? Bunu izah ettik. Demiştim ki vektörel toplama işleminde yer değiştirme özelliği vardır.
Yani A vektörü artı B vektörü aynı zamanda B vektörü ile A vektörünün toplamına eşittir. A vektörü artı B vektörünü nasıl yapıyorduk? A'yı olduğu gibi çizdik. Daha sonra B'nin kuyruğunu A'nın baş noktasına getiriyorduk. Başlangıçta bitim birleştiren vektör bileşke vektördü. Bu bizim A vektörü artı B vektörümüzdü. Bu ifade aynı zamanda B vektörü artı A vektörüdür. Önce B'yi çizdim. Daha sonra A'nın başlangıcını B'nin bitim noktasına getirerekten çiziyorum. Yine B'nin başlangıcından A'nın bitimine doğru çizilen vektör bizim sonuç vektörümüzdür. Yani toplam vektörümüz. Gördüğünüz gibi her iki işlemin neticesinde de aynı sonucunu elde ettiğimiz için vektörel toplama işleminde yer değiştirme özelliği vardır diyoruz. Eğer bize ikiden fazla vektör verilmişse A, B, C gibi bunların bileşkesi nedir diye soruluyorsa yine bu toplama işlemini iki aşamada yapabiliriz ya da tek aşamada da yapabiliriz. Önce A ile B'yi toplarız. Daha sonra bunun sonucuyla C vektörünü toplayabilirsiniz. Bunlar bizim sırasıyla A, B ve C vektörlerimiz olmuş olsun. Bakın önce parantezin içerisinde gösterildiği gibi A ile B'yi topluyorum. Başlangıçta bitim birleştiren A artı B vektörüdür. Bunun ucuna neyi ekleyeceğim? C vektörünü ekliyorum. Daha sonra başlangıçta bitimi birleştiren vektör şu bize sonuç vektörünü verecektir. Ya da bu işlemi şu şekilde de yapabilirim. Önce B ile C'yi toplarım. Bu vektörü A'nın bitim noktasına taşırım. Evet, B ile C'yi topluyorum. Gördüğünüz gibi B artı C'yi elde ettim. Daha sonra bunu A'nın başlangıç noktasına taşıyorum. Özür dilerim. Bitim noktasına taşıyorum. Ve daha sonra da A'nın başlangıcından B artı C'nin bitim noktasına doğru bir vektör çiziyorum. İşte bu benim sonuç vektörümdür. Her iki durumda da aynı sonucu elde ettiğimiz için vektörel toplama işleminde yer değiştirme özelliği vardır deriz. Vektörlerde çıkartma olayına gelecek olursak öncelikli olarak negatif vektör kavramını anlamalıyız. Eksi B vektörü, B vektörüyle aynı büyüklükte fakat ters yönlüdür. Eğer B gibi pozitif bir vektörünüz varsa, eksi B vektörü aynı büyüklükte fakat ters yönelime sahip olan vektör demektir. İşte şunun gibi, şayet bu pozitif bir B vektörü ise bu eksi B vektörüdür. Gördüğünüz gibi aynı büyüklük ama ters yönlü. Bu da bizim A vektörümüz olsun ve soruda şunu soralım. A vektörü eksi B vektörü nedir diye. A vektörü eksi B vektörünü biz aynı zamanda A vektörü artı eksi B vektörü şeklinde yazabiliriz. Burada ne oldu? Artık toplama haline getirdik. Neyi topluyoruz? A vektörü ile eksi B vektörünü. Önce A'yı çizelim doğrultu yön ve büyüklüğü değiştirmeden. Daha sonra A'nın bitim noktasına eksi B vektörünü taşırım. Ve daha sonra da başlangıçta bitimi birleştiren vektör bana fark vektörünü verir. A eksi B vektörünü verecektir. Bir B vektörünün bir S skaleri ile çarpımından SB vektörü elde edilir. Yeni bir vektör elde edersiniz. SB'nin büyüklüğü B vektörünün büyüklüğü ile S'nin mutlak değerinin çarpımıdır. Bir vektörün büyüklüğü daima pozitifti. Bunu unutmayalım. Peki sonuç vektörü nedir? Nasıl oluyor? Şayet S pozitif ise SB vektörünün yönü B'nin yönüyle aynıdır. Çarpanın işaretine bağlı gördüğünüz gibi. Bu bizim B vektörümüz olsun. Ve 2 ile çarpacak olursam 2 B vektörünü elde ederim. Sonuç yine pozitif. Bu nedir? Vektörümüzün misliği 2 misli arttı S çarpanı kadar. Şayet S negatif ise SB'nin yönü B'nin yönüne terstir.
Örneğin s çarpanınız burada eksi 2 olmuş olsun. Eksi 2 b vektörünü görüyorsunuz. Yine elde ettiğimiz sonuç vektörü b ile aynı doğrultuda fakat ters yönlü büyüklüğü de ikimiz de değişti diyoruz. B'yi 0,5 ile çarpacak olursanız sonuç vektörü gördüğünüz gibi b vektörüyle aynı yönlü çarpan pozitif bir sayı. Eksi 0,5 b ile eksi 0,5 ile çarparsam b vektörüne gördüğünüz gibi sonuç vektörü b vektörüne ters yönlüdür deriz. Peki bir sorumuz var. Ne zaman iki vektörün toplamının büyüklüğü bu vektörlerin büyüklükleri toplamına eşittir? A ve B gibi vektörlerin toplamının büyüklüğünün A artı B olmasını istiyorsanız bu iki vektörünüz de aynı doğrultu ve yönlü olmalıdır. Yani aralarındaki açı 0 derece olmalıdır. Gördüğünüz gibi A ve B gibi iki vektörümüz var. Uçucu eklenmiş durumda. Bu yeni vektörümüz işte şudur. A vektörü artı B vektörü. Ve gördüğünüz gibi A vektörü artı B vektörünün büyüklüğü A'nın ve B'nin büyüklükleri toplamına eşittir. Ne zaman iki vektörün toplamının büyüklüğü bu vektörlerin büyüklükleri farkına eşittir? Şayet bu vektörler aynı doğrultuda fakat ters yönlüyse İşte şekildeki uçucu eklenmiş iki vektör. Toplam vektörün burada A'nın başlangıcından B'nin bitimine doğru çizilen vektördür. Bakın bu da toplam vektör ama bunun büyüklüğü A eksi B'ye eşittir deriz. Bir vektörün bir eksen üzerindeki iz düşümüne bakalım. Yavaş yavaş bir vektörü kendisini meydana getiren dik bileşenler cinsinden ifade etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bir vektörün herhangi bir eksen üzerindeki iz düşümünü bulmak için ne yapıyoruz? Vektörün iki sonucunda bunlar iki sonucu dediğimiz başlangıç ve bitim noktalarından eksenlere doğru dik doğrular çizeriz. Bakın çizelim. İşte başlangıç ve bitim noktasından çizilen bu dik doğruların arasında kalan şu iz düşüm B vektörünün x ekseni boyunca olan bileşenini yani iz düşümünü temsil eder. Yine benzer şekilde B vektörünün y ekseni üzerindeki dik iz düşümüne bakacak olursanız evet bu da işte şu. Ve burada B vektörünün y ekseni üzerindeki iz düşüm bileşeni de BY vektörüdür. Yani bir vektörün bileşenleri de bir vektördür arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Bu da BY. Yani BX ve BY vektörlerinin bileşkesi bize neyi verir? B'yi verir. Bakın BX ve BY'yi uç uca ekledim. Başlangıçtan bitime doğru birleştirilen vektör bir çizim yaptığınızda bu da size B vektörünü verir. Yani B vektörü BX ve BY vektörlerinin toplamıdır. Dikkat edin bu normal toplama işlemi değil. Bunları ihmal etmeyin arkadaşlar. Şayet B vektörünüz şekildeki gibi ise bu çizilen koordinat sistemi üzerindeki iz düşümlerimize bakacak olursak B'nin x ekseni üzerindeki dik iz düşümü sola doğru yönelmiş. Bx vektörü y ekseni üzerindeki iz düşümü de aşağıya doğru yönelmiş. By bileşeni bu şekilde ifade edilir. Bx ve By'yi uçucu ekleyecek olursanız bunların bileşkesi size yine B vektörünü tanımlayacaktır. İz düşüm bir eksen boyunca olup vektör gibi yöne sahiptir. Yani iz düşüm de bir vektördür. Bunun neticesinde. Bir örnek problemimiz var. Hangi şekillerde doğru iz düşümleri gösterin demişiz bu şekillerde. Eğer bizim B vektörümüz buysa BX ve BY doğru mudur? BY doğrudur ama BX yanlıştır. Bx eksi x tarafına doğru yönelmeliydi iz düşümü. O halde şu ifade yanlış. İkinci şeklimize bakalım.
Bu B vektörümüz buysa BX doğru mu? Doğru. BY doğru mu? Hayır, yanlış. BY pozitif Y tarafına doğru yönelmeliydi. 2 de yanlış. 3'e bakalım. B buysa BX BY doğru mudur? Evet, BX izdüşümü doğru. BY izdüşümü de doğrudur. O halde burası doğrudur diyoruz. B vektörü buysa BX BY doğru mu gösterilmiştir? Evet. BX de izdüşümü pozitif tarafa yönelmiştir. BY de negatif tarafa doğru yönelmiştir. BX BY buysa B bu mudur? B'nin x ekseni üzerindeki izdüşümü eksi x tarafına doğru yönelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu izdüşümler yanlıştır. Peki BX BY buysa B bu mudur? Evet doğru. B'nin x ve y ekseni üzerindeki izdüşümleri doğru bir şekilde gösterilmiştir burada. Şimdi geldik birim vektör notasyonuna. Lisede belki çok azınız uzay geometri dersi aldıysanız bunlardan haberdarsınızdır. Almadıysanız burada öğreniyorsunuz. Artık biz vektörleri daha önce de ifade etmiştim hızlı bir şekilde. İki şekilde ifade ederiz. Bir vektörü ya birim vektör notasyonuyla ya da büyüklük açı notasyonuyla ifade ederiz. Yeni bir kavram girecek hayatınıza. Birim vektör bir XYZ bir koordinat sisteminde birim vektörleri bakın nasıl ifade edeceğiz. Birim vektör de bir vektör olup yön tanımlamak için kullanılır. Birim vektörler yön tanımlamak için kullanılır ve birim vektörün büyüklüğü birdir. Birim vektörün boyutu yoktur ve böylece birimsizdir. Demek ki birim vektör dediğimiz şey sadece yön tanımlamak için kullanıyoruz ve büyüklüğü birdir, boyutu yoktur, birimsizdir. X ekseni üzerinde birim vektörümüz i şapka şu işaret şapka olarak ifade ediyoruz. İ şapkayla gösteriyoruz. Bakın pozitif x tarafına yönelmiş. Y eksenindeki birim vektörümüz de J şapkayla ifade etmekteyiz. Pozitif Y tarafına doğru yönelmiştir. Peki ve Z ekseni üzerindeki birim vektörümüz de K şapkadır. O da gördüğünüz gibi pozitif Z eksenine doğru yönelmiştir. K şapkayla ifade ediyoruz. Burada I, J ve K'nın büyüklükleri bir birimdir. Ve bu birim vektörler bize yönelimlerinin hangi eksen boyunca olduğunu ifade etmektedir. Burada bu birim vektörler çoğu kitapta IJK sembolü ile gösterilirken başka kitaplarda başka yazarlar tarafından farklı sembollerle de ifade edilebilir. Örneğin İ şapka yerine X şapka, J şapka yerine Y şapka, K şapka yerine Z şapka ile de ifade edebilirler. Ya da başka birisi E1, E2, E3 şapka şeklinde bu birim vektörleri de ifade edebilirler. Onun için yazarın hangi notasyonunu kullandığına dikkat etmemiz iyi olur. Bir koordinat sisteminde şekildeki gibi bir vektörümüz olsun. B vektörü diyelim buna. Bakın buradan B vektörünün x ekseni üzerindeki izdüşümü nereye doğru arkadaşlar? Pozitif x tarafına doğru yönelmiş. X ekseni üzerindeki birim vektörümüz neydi? İ şapka. O halde BX vektörünü ben 2 İ şapka şeklinde yazabilirim. Y ekseni üzerindeki dik izdüşüme bakacak olursam B vektörünün bunun büyüklüğü 3 birim gördüğünüz gibi yönelimi pozitif Y yönde. O halde ben BY vektörünü de yani BY bileşen vektörünü de 3J J şapka şeklinde ifade ederim. Bunun neticesinde de B vektörü 2 metre i şapka artı 3 metre j şapka şeklinde ifade edilmiştir. Yani burada neyi gördük şu an? Bir vektörü birim vektör notasyonuyla nasıl ifade edileceğini görmüş olduk. Eğer vektörümüz şekildeki gibi olmuş olsaydı, bx'ini
gördüğünüz gibi iz düşümü pozitif tarafa doğru yönelecek. D'ye eksi y yönelimi boyunca. O halde burada da ben B vektörünü gördüğünüz gibi 2 iyi şapka eksi ya da artı diyelim eksi 3 metre şey şapka şeklinde ifade etmem mümkündür B vektörünü. Evet, peki. Eğer bir vektörün büyüklüğünü ve herhangi bir eksenle yaptığı açıyı biliyorsanız bu vektörü kendisini meydana getiren dik bileşenlerinin büyüklüğünü hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla sonucu büyüklük ve açı cinsinden ifade etmeniz mümkün olacak. Burada şekildeki B vektörünün x ekseni üzerindeki iz düşüm vektörü yani bx dik bileşeni eşittir. Bakın bx'in büyüklüğü çarpı i şapka ile ifade edilir. Yine benzer şekilde y ekseni üzerindeki iz düşümümüzde by dik bileşeni eşittir. By çarpı j şapka şeklinde ifade etmeniz mümkündür. Ve sonuç olarak d vektörünü biz bx i şapka artı by j şapka şeklinde ifade edebileceğiz. Bir vektörü bileşenlerine ayırarak analizini yapabileceğimizi söylemiştik. İşte bir B vektörünün eksenler üzerindeki dik iz düşümleri. Burada Bx iz düşümü, By iz düşümü ve bunların bileşkesi de bize B'yi veriyordu. Tabii ki nereden gidiyoruz? Bakın bu şekilde bir dik üçgen. Bunun anlamı şudur. Eğer Bx'i ve By'nin büyüklüğünü biliyorsanız B yani bileşke vektörün büyüklüğünü bulmanız mümkün. Nereden? Pisagor'dan tabii ki. Ve B vektörünün pozitif x ekseniyle saatin tersi yönünde yaptığı açıya da teta dersem burada bazı kavramları ilk kez duyacaksınız. Sorgulayın ve anlamaya çalışın. Biz buna pozitif açı diyoruz. Yani herhangi bir doğrultunun pozitif x ekseninde saatin tersi yönünde yaptığı açıya pozitif açı, saat yönünde yaptığı açıya da negatif açı diyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi B vektörünün pozitif x ekseniyle saatin tersi yönünde yaptığı bu teta açısı pozitif açı olarak adlandırılır. Ve BE biraz önce de demiştim. Eğer bir vektörün büyüklüğünü ve herhangi bir eksenle yaptığı açıyı biliyorsak, gördüğünüz gibi burada biz pozitif açıyı biliyoruz. O halde B vektörünün x bileşeninin büyüklüğü bx, b çarpı kosinüs teta ifadesinden hesaplanır. Yine benzer şekilde b ve teta biliniyor. By bileşeninin büyüklüğünü arıyorsanız by de b çarpı sin teta'dan hesaplanır. Teta'ya burada tekrardan dikkat etmenizi istiyorum. Vektörün pozitif x ekseniyle saatin tersi yönünde yaptığı açı bu. Ve B'nin büyüklüğü eğer B ve Bx'i biliyorsanız sonuç vektörünün büyüklüğü Bx kare artı By karenin karekök ifadesine hesaplanır. Ve teta açısı da bakın teta buradaki dik üçgeni kullanırsanız tanjantın tanımı neydi? Karşı dik kenarın hipotenüsü oranı. O halde tanjant teta by bölü b ifadesinden bulunur. Ama siz teta arıyorsanız teta da tanjant üzeri eksi 1 by bölü bx ifadesinden hesaplanır. Tanjant üzeri eksi 1 ifadesine zannediyorum lisede arc tanjant ifadesini kullandınız. Ama biz buradaki kullandığımız ifade şekli daha evrensel. Mesela hesap makinelerinde arc tanjant, arc kosinüs, arc sinüs diye herhangi bir şey görmeyeceksiniz. Tanjant üzeri eksi 1, kosinüs üzeri eksi 1, sinüs üzeri eksi 1 gibi ifadeleri göreceksiniz. Onun için arc ifadesini kullanmayacağız. Evet, bir vektör ile çalışırken onun büyüklüğünü ve yönünü kullanabilirsiniz veya onun bileşenlerini
Daha önce de dediğim gibi buradaki cümlede ne demeye çalışıyoruz? Bir vektörü ifadeye iki şekilde ifade edebilirsiniz. Ya bunu bileşenler cinsinden yani birim vektör notasyonuyla ya da o vektörün büyüklüğünü ve yönelimini söyleyerek ifade edebilirsiniz. İki boyutlu bir düzlemde bakın B vektörünü Bx i şapka, Byj şapka dikiz düşün vektörleri olsun. Büyüklük ve açı cinsini ifade etmek istiyorsanız iki boyutta vektörün büyüklüğü ve teta açısını tanımlamalısınız. Evet, yine iki boyutlu bir düzlemde B vektörünü Bx ve Byy dik bileşenleriyle ifade etmeniz mümkündür. Biz buna sağdaki kısma birim vektör notasyonunu, soldakine de büyüklük açı notasyonu adını veriyoruz arkadaşlar. Peki 3 boyutlu bir uzayda çalışıyorsa, o zaman büyüklük ve iki açıyla tanımlarız. Büyüklük açı cinsine tanımlamak istediğinizde bu sefer iki açı. Bunlar B, teta ve fi'dir. İleride teta ve fi'nin nasıl ifade edildiğini gösteririz ama çoğunlukla biz %99 iki boyutlu bir uzayda çalışmayı tercih ediyoruz. Eğer sonucu birim vektör notasyonu ile ifade etmek isteseydim, o zaman bu vektörün x, y ve z bileşenleri cinsinden ifade etmeliydim. Hemen bir örneğimiz var. Bir adam 35 derece kuzeyin doğusuna doğru 4,5 kilometre boyunca yürür. Başlangıç noktasından itibaren ne kadar kuzeye ve doğuya doğru yol almış olur? Önce problemi bir koordinat sisteminde ne yapalım? Çizerekten gösterelim. Tabii yön diyagramımızı da ekleyelim. Kuzey, güney, doğu, batı. 35 derece kuzeyin doğusu kuzey, pozitif y yönelime. Kuzeyin doğusuna doğru deyince ne yapacağız? Şu şekilde bir yönelim yapacağız sapma. 4,5 kilometre ölçekli çizmiş olalım. İşte çizerseniz bu adamın yaptığı yukarıdaki tanıma göre yer değiştirmesi d vektörüdür. O halde sorumuz ne? Ne kadar kuzeye ve doğuya doğru sapmıştır? Bakın bu yer değiştirmenin kuzey yönelimi boyunca olan dikizdüşümü yani y ekseni boyunca dikizdüşümü ve d vektörünün x ekseni üzerindeki dikizdüşümü de doğuya doğru ne kadar yol alacağını bize söyleyecektir. O halde çizim bakın 35 derece kuzeyin doğusuna doğru yönelimi gösterdim. Bize vektörün büyüklüğü ve açısı verildiği için bu vektörün bileşenlerini bulmalıyız. O halde ne yapacağım? Dx ve dy'yi hesaplayacağım. Dx'i ve dy'yi görüyorsunuz. Peki biz pozitif açı kavramını kullanacaksam bana bu d vektörünün pozitif x ekseniyle saatin ters yönde yaptığı açı lazım. O halde 35 artı teta 90 ise teta 55 derecedir gördüğünüz gibi. O halde d vektörünün x bileşeninin büyüklüğü dx d çarpı cos teta'dan buluruz. Verileri yerine koyacak olursanız sonuç 2,6 kilometredir. D vektörünün y izdüşümü de dy bileşeni d çarpı sin teta'dan hesaplarız. Verileri yerine koyduğunuzda sonuç 3,7 kilometre olacaktır. İşte bu d kadarlık yer değiştirme yaptığında adam ne kadar kuzeye, ne kadar kuzeye ve ne kadar doğuya doğru yer değiştirme yaptığını görmüş olursunuz. Evet, bir sorumuz var. Beşinci soru. Aşağıdaki yer değiştirme vektörünün büyüklüğünü ve yönlerini, yani yönelimini bulun diyoruz. Vektörünüz gördüğünüz gibi birim vektör notasyonuyla belirtilmiş. Şurası bizim dx, burası da dy'dir. Dx'in büyüklüğü 2,5 metre, dy'nin büyüklüğü de 3,5 metre. O halde büyüklüğü, peki problemi çizmişim önce, anlaşıldı. Dx bileşeni görüyorsunuz, dy'miz
3,5 metre pozitif y yönünde. O halde d'nin büyüklüğü kök içerisinde dx kare artı dy kare ifadesinden hesaplarız. Bu işlemi yaparsanız 4,3 metredir. Burada dikkat etmenizi istediğim bir konu. Bakın iki anlamlı rakam, iki anlamlı rakam ve sonucu da iki anlamlı rakamla ifade etmişiz. Teta yönelim ise tanjant üstü eksi 1 dy bölü dx ifadesinden dy 3,5 metre, dx'imiz eksi 2,5 metre. Bu işlemi yaparsanız teta açınız eksi 54 derecedir. Peki bu sonuç doğru mu? Vektörün büyüklüğü doğru ama hesapladığım yönelim medrasa dikkat edeceğim. Evet, bizim sonuç vektörümüz. Buna bakacak olursanız arkadaşlar, sonuç vektörünü demişim, pardon. Yönelim pozitif x ekseniyle saat yönünde yapılan açı negatif açıydı. İşte şunu söylüyor ama ben biliyorum ki benim bileşkem vektörüm ikinci bölgede şu şekilde olmalıydı. Evet. Bu cevap bileşenlerin yönleriyle uyumlu değil. Doğru cevabımız o halde ne olmalıdır? Teta eşittir eksi 54 artı 180 ifadesinden 128 derecedir. İşte şu bizim bileşkemizdir arkadaşlar. Ve burada da 126 dereceyi görüyorsunuz. Pozitif x eksenine yapılan açı. Demek ki benim hesap makinem bunu hesapladı. İşte sonuçta budur diye hemen atlamayacağız. Sonucun doğruluğunu mantıksal olarak kontrolünü yapmalıyız. Evet, peki trigonometrik bir fonksiyonun tersini bulurken daima cevabınızın geçerliliğini kontrol edin. Bileşenlerin ayırma yöntemiyle vektörlerin toplanmasına bakalım. A ve B gibi iki vektörümüz var. Bunların toplamı bize R gibi bir sonuç vektörü veriyorsa, burada öncelikle bakın koordinat sistemi yerleştirilmiş. Bu A ve B vektörünü üçüncüye ekleme yöntemiyle gösterelim. Başlangıçtan bitim birleştiren vektör de elbette bileşke R vektörünü verecektir. Daha önce bir vektör dik bileşenler cinsini ifade etmeyi öğrenmiştim. Bakın size önce A vektörünün X bileşenini ne? AXC şapkayla A'nın Y bileşenini, peki burada ne yaptım ne? B vektörünün X ekseni üzerindeki iz düşümünü gösteriyorum. BXY şapka. Yine benzer şekilde A'nın x ekseni üzerinde, özür dilerim, AX i şapkayla BX i şapkanın toplamı da size RX i şapkayı, yani sonuç vektörünün x bileşenine verecektir. Ve RX gördüğünüz gibi AX ve BX'lerin toplamına eşittir. Bir boyutlu olduğu için x ekseni boyunca bileşenlerinin toplamını yaptığım için üzerine vektör operatörünü koymadık. A, Y, J şapkayı veriyorsunuz. A vektörünün Y ekseni boyunca olan bileşeni, yine benzer şekilde B vektörünün Y ekseni boyunca olan bileşeni. Bunu her ikisi de aynı yönlü. O halde R, Y, yani sonuç vektörünün Y bileşeni, bileşen vektörü gördüğünüz gibi AY ile BY'nin toplamına eşittir deriz. Eğer bu 3 boyutlu olmuş olsaydı RZ eşittir AZ artı BZ şeklinde olurdu. Şayet vektörlerin bileşenleri eşit ise bu vektörler birbirlerine eşittir denir. İki vektörün farklarına bakacak olursam, R vektörü eşittir A vektörü eksi B vektörünü arıyorsam, o halde yine bunu bileşenlerin ayırma yöntemiyle yapabilirim. Şekilde gördüğünüz gibi R'nin, yani sonuç vektörünün x bileşeni eşittir AX eksi BX, R'ye eşittir AY eksi BY ve RZ eşittir AZ eksi BZ şeklinde ifade edilir. Hemen bir örnek problemimiz var. Şekilde gördüğünüz gibi 3 tane vektör verilmiş ABC. Yandaki 3 vektörü toplayın. Yani bileşik bir vektör nedir? Dediğim gibi cevabınızı birim vektör notasyonunda ve büyüklük açı notasyonunda yazın demişiz.
Önce birim vektör notasyonunda yapalım. ABC vektörlerinin toplamını yapmadan önce burada AB ve C vektörlerini vektörel gösterimini yapalım koordinat sisteminde. Sonuç yani bu üç vektörün toplamının x bileşeni rx eşittir ax artı bx artı cx'dir. Ax'inize bakın 3 metre, bx'inize bakın eksi 2 metre. Cx'imize bakacak olursak yok. C'nin sadece y bileşeni var. O halde 3 metre eksi 2 metre eşittir. Ne diyeceğiz? 1 metredir. Sonuç pozitif olduğu için yönelim pozitif x ekseni boyuncadır. Yine benzer şekilde R'y, A'y, B'y ve C'y bileşenlerin toplamıdır. A'y bileşenimiz bizim eksi 2 metre, B'y artı 3 metre ve C'y de eksi 3 metredir. Bu işlemi yapacak olursanız eksi 2 metre sonucunu elde ederiz. Rx ve Ry bileşenlerinin büyüklüklerini ve yönelimlerini hesaplamış oldum. O halde sonuç ifadesini, bakın R bileşke vektör, birim vektör notasyonunda nasıl ifade ediyorum? Rx'in 1 metre, 1 metre y şapka artı Ry eksi 2 metre, eksi 2 metre j şapka şeklini ifade ederim. Eğer ben bu sonucu birinci aşamayı yaptık. Birim vektör notasyonuyla ifade ettik. Büyüklük açı notasyonunda ifade etmek isteseydim. Bileşke vektörün yani toplam vektörün büyüklüğünü Pisagor teoreminden hesaplardım. Burada R sonuç vektörünün çizimini yaptım. Toplam vektörün büyüklüğü Pisagor'da 1'in karesi artı eksi 2'nin karesinin karekökü'dür. 2,2 metre. Yönelimi bulmak istersem teta eşittir tanjant üzeri eksi 1 ry bölü rx ifadesinden bulurum. Ry'miz eksi 2 metre, rx'imiz de 1 metre. Bu işlemi yaparsanız teta eşittir eksi 63 derece çıkıyor. Bu benim beklentim dahilinde mi? Bakın bileşke vektörün çizimini yaptım. Pozitif x ekseniyle ne yapıyor? Saat yönünde bir açı yapıyor. O halde bu eksi 63 benim beklentim dahilinde ve sonuç doğrudur diyorum. Büyüklük açıyı da şöyle ifade ediyoruz. Eksi 63 derecede R eşittir 2,2 metredir diyoruz. Yine başka bir örneğimiz. Örnek 7. Grafikteki her bir vektörün büyüklüğü 2 metredir. Bu vektörlerin toplamının büyüklüğü ve yönelim açısı nedir? Evet, vektörlere dikkat ediyorsanız 3 üçe eklenmişler. Bunların toplamı birinci vektörün başlangıcından sonuncu vektörün bitimine doğru çizilen vektördür. İşte şu bizim toplam vektörümüzdür. R vektörü A1, A2, A3, A4 vektörlerinin toplamıdır. Bileşenlerin ayırma yöntemini uygulayacak olursa R bileşke vektörün x bileşeni o halde A1x artı A2x artı A3x artı A4x'e eşittir. A1'in x bileşeni 2 metre, y bileşeni 0, bunu unutmayın. Yine benzer şekilde A2 bileşenlerini ayırma yöntemini uygulayacağım için A2 bileşenlerini ayırıyorum. Şurada hayal bir koordinat sistemi çizdiğinizi düşünün. A2'nin x bileşeni, A2 2 metre çarpı kosinüs 110 derece ifadesinden hesaplanır. Açıyı gördünüz neden 110. A2'nin y bileşeni de A2 yani 2 çarpı 2 metre çarpı sinüs 110'dan hesaplanır. Bunlar bir köşede dursun. Yine benzer şekilde A3'ü ele alalım. A3'ün x bileşeninin büyüklüğü A3 çarpı. Burada hemen şunu da size belirteyim arkadaşlar. Şu açı 70. Bakın şu açı 70. Şurada paralel bir çizgi çizdiğimizi düşünün. İç ters açılar aynıdır. Burası da 70. Ne yaptı? 140. 360'dan çıkartırsanız A3'ün pozitif x ekseniyle saatin ters yönde yaptığı açıyı bulursunuz. Ama negatif açıyı da kullanabilirsiniz isterseniz. Bu da eksi 140 derecedir.
Peki bakalım biz ne yapmışız? Evet, negatif açıyı kullanmışım. A3'ün x bileşeni o halde A3 çarpı kosinüs eksi 140'dır. Ve bu işlemi yaparsanız eksi 1,5 metre. Yine benzer şekilde A3'ye A3 çarpı sinüs eksi 140'dan hesaplamayı yaparız. A4'e geldik. Peki A4 bizim pozitif x ekseniyle kaç derece açı yapıyor? Şuradaki açınız bakın 40 derece, yine burası eş ters açı, burası da 40, o halde şu açı 140 derecedir. O halde A4'ün x bileşeni A4 çarpı yani 2 metre çarpı kosinüs 140'dır. A4'ün y bileşeninde A4 yani 2 metre çarpı sinüs 140'dan hesaplanır. Artık tüm vektörlerin x, y bileşenlerini biliyorum. Benzer şekilde rx eşittir a1x artı a2x artı a3x artı a4x'tir. Bunları verileri yerine koyarsanız eksi 1,7 metre sonucunu elde ederim. Yine benzer şekilde ry'yi hesaplarım. Ry'miz de 1,9 metre. Bileşke vektörün büyüklüğü Pisagor'dan hesaplanır. Kök içerisinde Rx kare artı Ry karenin ifadesine eşittir. Burada hesaplamayı yaparsanız 2,5 metre. Hesap makinesiyle yaptığınız işlemlerin sonuçları bu değere yakın ama daha farklı rakamlar göreceksiniz. Ama sonucu iki anlamlı rakamla veriyorum. Çünkü bakın bütün veriler iki anlamlı rakamla bize verilmiş. O halde biz de sonucu iki anlamlı rakamda ifade etmeliyiz. Yönelim yani R vektörünün pozitif x ekseni ile saatin tersi yönünde yaptığı açıyı arıyorum. Teta eşittir tanjant üzeri eksi 1 R'ye bölü R'x ifadesinden bu hesaplamayı yaparsanız bakalım ne elde edeceğiz? Eksi 42 metre son. Eksi 42 derece sonucunu elde ederiz. Bu bizim beklentimiz dahilinde mi? Hayır. Biz 90 ile 180 derece arasında bir açı elde ediyorum. Peki bu bulduğum eksi 42 ne? Bileşke vektörün uzantısının pozitif x ekseniyle saat yönünde yaptığı açı bu. O halde ben bu sonucu 180 ile toplarsam 138 derece cevabını bulmuş olurum. Ve sonucu da büyüklüğü ve yönelim açısını 138 derecede R'dir 2,5 metre olarak da ifade ederiz. Bir başka örneğimiz 8. B vektörü eşittir A vektörü artı C vektörüdür. A vektörünün büyüklüğü 20 birim ve yönelimi artı x ekseninden eksi 30 derecedir. C'nin büyüklüğü 15 birim ve y bileşeni pozitiftir. B vektörü pozitif x eksenine doğru yönelmiştir. Ve soru şu, B vektörünün büyüklüğü nedir diye soruyoruz. Yine biz burada bileşenlerin ayırma yöntemini uygulayacağız. Problemde dikkat ederseniz iki tane bilinmeyen var. Birincisi B'nin büyüklüğü ve bir diğeri de C vektörünün pozitif x ekseniyle yaptığı açıyı bilmiyorum ama bildiğim şey kısmi olarak y bileşeni pozitiftir. O halde benim ne yapabilmem lazım? En az iki tane denklem yazabilmem lazım. Problemde çünkü iki tane bilinmeyen var. Bileşenlerin ayırma yöntemini uyguluyorum. A'nın büyüklüğü 20 birim ve yönelimi artı x ekseninden eksi 30 derecedir. Negatif açı verilmiş. O halde Ax bileşeni A çarpı kosinüs eksi teta'dan bu işlemi yapacağım. Yani 20 çarpı kosinüs eksi 30 derece. Burada verilere bakacak olursanız 3 anlamlı rakamla verilmiş ve ben de sonucu 3 anlamlı rakamla vermediğim buna dikkat ediyorum. Ax'in büyüklüğü 17,3 derece. 17,3 pardon. Yine benzer şekilde A vektörünün y bileşeni 20 çarpı sinüs eksi 30'dan bu hesaplamayı yaparsanız eksi 10 birim çıkacaktır. Peki gelelim B'ye.
B'miz, pardon C'ye geldik, özür dilerim. C'nin büyüklüğü 15 birim ve Y bileşeni pozitif. Peki ben C vektörünün pozitif x ekseniyle yaptığı çefi açısı dersem Cx eşittir 15 çarpı kosinüs fi'dir. Ve burada fi açısı sıfırdan büyük. Buradaki ifade şunları ters sembolize etmişim arkadaşlar. Fi sıfırdan büyük, 180'den küçük olmalıdır. Gözünüzün önüne getirdiğinizi düşünüyorum. G bileşeni pozitifse demek ki bu vektör birinci bölgede de olabilir, ikinci bölgede de olabilir. Onun için fi açısı 0-180 aralığında. C'nin Y bileşeninde 15 çarpı sin fi'dir. Ve tahmin ettiğim ne benim? Y bileşeni pozitif olduğu için fi açısı 0-180 aralığındadır. Ve B pozitif x eksenine doğru yönelmiştir. O halde Bx eşittir B'dir. Hep büyüklüğü kendisine eşit. X bileşeninin büyüklüğü. Y bileşeni nedir? Sıfırdır. Çünkü x eksenine doğru yönelmiş bu. O halde bileşenlerin ayırma yöntemini uygulayacak olursam Bx eşittir ax artı cx, by de eşittir ay artı cy olmalıdır. Önce bx eşittir ax artı cx yazdım. By de ay artı cy. Bu durumda bakın bx'iniz b eşittir 17,3 artı 15 çarpı kosinüs fi ifadesini elde ettim. İki tane bilinmeyen var. İkinci denklem aşağıdan geliyor. B'nin y bileşeni neydi? 0 eşittir. A'yeniz eksi 10 artı 15 sin fi. Aşağıdaki denkleme bakacak olursanız burada tek bilinmeyen var. Fi bilinmiyor. Bu denklemde hemen aşağıdaki denklemden fi açısını hesaplayabilirim. O halde fi eşittir nedir? Buradan gördüğünüz gibi sin üzeri eksi 1 10 bölü 15'tir. Bu işlemi yapacak olursanız 41,8 derece sonucunu elde edersiniz. Artık fi biliniyorsa yukarıdaki denklemde yerine koyup B'nin hesaplamasını yapabilirsiniz. Ve bunun neticesinde 28,5 birim sonucunu elde ederiz. Vektörlerde çarpma işlemine gelecek olursak iki tip çarpmamız vardır. Skaler çarpma ve vektörel çarpma. Öncelikle skaler çarpmayı göreceğiz. A ve B gibi iki tane vektörümüz var. Bunların arasındaki açı fi açısı ise skaler çarpımı bakın nasıl gösteriyoruz. A vektörü skaler çarpım B vektörü eşittir AB kosinüs fi. Bakın A'nın üzerinde bir vektör işareti yoksa bu A vektörünün büyüklüğü anlamına geliyordu. O halde A vektörü skaler çarpım B vektörü eşittir. A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü çarpı aralarındaki açının kosinüsün çarpımına eşittir. Ve önemli sonuç A ve B gibi iki vektörün skaler çarpımının sonucunda skaler bir nicelik elde ederiz arkadaşlar. Elde ettiğimiz sonuç skaler bir niceliktir. Skaler çarpım aynı zamanda nokta çarpım olarak da adlandırılır ve A nokta B diye de okunur. Ya da uzun uzun benim gibi A vektörü skaler çarpım B vektörü şeklinde okursunuz. A ve B gibi iki vektörümüz var. Aradaki açı fi açısı ise A vektörü skaler çarpım B vektörü eşittir. A ve kosinüs fi idi. Bakın burada maviyle yazdığımız kısma bakın. B kos fi ifadesi nedir? B vektörünün A vektörü üzerindeki dik iz düşümünü arkadaşlar dik iz düşümünün büyüklüğünü ifade etmiş oluyor. Gördünüz mü? B vektörünün A vektörü üzerindeki dik iz düşümünün büyüklüğü B çarpı kosinüs fi'dir. Peki yine benzer şekilde BA kosinüs fi ifadesine bakın. Bu iki ifade birbirine eşit. A kos fi nedir? A kos fi de A vektörünün B vektörü üzerindeki dik iz düşümüdür arkadaşlar. İşte bu da. Yani iki vektörün skaler çarpımı demek.
şu anlama geliyor. İki vektörün birbirlerine göre paralel bileşenleriyle çarpımı demektir. Paralel birbirlerine göre olan paralel bileşenlerinin büyüklüklerinin çarpımı anlamına gelmektedir. Ve sonuç skaler bir ifadedir. Peki, eğer iki vektör aynı doğrultu ve yönlüyse bunların arasındaki açı kaç derecedir? 0 derece. O halde bu iki vektörün skaler çarpımı büyüklükleri çarpımına eşittir. Çünkü aradaki açı 0 derece. Eğer iki vektör birbirine dik ise bunların skaler çarpımının sonucu 0'dır. İki vektör aynı doğrultuda fakat ters yönlüyse aralarındaki açı 180 derecedir. Ve bunların skaler çarpımları eksi AB şeklinde ifade edilir. Biz bu skaler çarpımı birim vektör kavramlarını kullanarak da yapabiliriz. Bunun için bir açıklama yapalım. Mesela İ şapka skaler çarpımı İ şapka eşittir 1'dir. İki birim vektör aynı yönlü. Bunların skaler çarpımı 1 çarpı 1 çarpı kosinüs 0 1'dir. Yine benzer şekilde JJ skaler çarpımı 1'dir. KK skaler çarpımı da 1'dir. IJ skaler çarpımının sonucu 0'dır. İK skaler çarpımı 0'dır. Yine benzer şekilde KJ ya da JK skaler çarpımı da 0'dır. Şunu da bilir diyeyim. Skaler çarpmada yer değiştirme özelliği vardır arkadaşlar. Dolayısıyla A ve B gibi iki vektörünüz olsun. Bunların skaler çarpımı yani A vektör skaler çarpım B vektörü aynı zamanda eşittir. B vektör skaler çarpım A vektörüdür. Bu sebeple A'yı B'yi istediğiniz sıralamada yazabilirsiniz. A vektörünü yazdım, B vektörünü yazdım. Birim vektör notasyonu. Arada bakın skaler çarpımı şu nokta işareti skaler çarpım operatörü olarak adlandırıyoruz. Belirgin bir şekilde gösterirseniz gözünüzden kaçmaz. O halde bu skaler çarpımı yapabilmek için üşenmeden parantez açmamız lazım. Yukarıdaki birim vektör skaler çarpımlarına da dikkat ederek İ şapka skaler çarpımı İ şapka 1'dir ama İJ İK skaler çarpımı 0'dı. Bu parantezi açılımını yaparsanız bu kurallara uyar. A vektör skaler çarpım B vektörü eşittir. AX BX artı AY BY artı AZ BZ'dir sonucunu elde ederiz. Bir vektörün büyüklüğü kendisiyle olan skaler çarpımına ne bulunur? Kendisiyle olan skaler çarpımı karekökidir ya da diyelim. İşte bu ve bunun sonucu da bu vektörün büyüklüğü her bir bileşenin büyüklüğünün karelerinin toplamının karekökü ifadesinden hesaplanır diyoruz. Bir örnek problemimiz var. 9. A vektörü eşittir 3i şapka eksi 4j şapka. Ve B vektör eksi 2 şapka artı 3 K şapka vektörleri arasındaki açı nedir diye sormuşuz. Hemen diyeceksiniz ki aman hocam biz böyle bir şey mi gördük? Evet gördünüz. Hatırlarsanız iki vektörün skaler çarpımı neydi? Vektörlerin büyüklükleriyle aralarındaki açının kosinüsün çarpımı eşitti. İşte biz vektörlerde skaler çarpma işlemini biliyor muyuz? Evet. Büyüklük hesaplamayı biliyor muyuz? Evet. O halde buradan fi'yi hesaplayabiliriz. Önce buradan kosinüs fi'yi çekerseniz AB skaler çarpım bölü AB sonucunu elde ederim. Ama benim aradığım fi. Fi nedir? Eşitliğin her iki tarafının tersini yani kosinüsler eksi birlerini hesaplayacak olursanız fi açısı eşittir. Kos üzeri eksi 1 parantez içinde A vektör skaler çarpım B vektörü bölü AB'dir. Burada skaler çarpımın sonucu buydu.
A ve B ne anlama geliyor aşağıdaki ifade? A ve B vektörlerin büyüklükleri. Bunların nasıl hesaplandığını biliyoruz. Burada iki vektörü yazalım bakalım. İşte bunlar birim vektör notasyonunda. Daha sonra bunların açılımını yapacak olursanız 3 kere 2 eksi 6 buradan var. Ondan sonra ne kadar? Eksi 6 sonuç. Diğerleri 0. A'nın büyüklüğü Pisagor'dan hesaplanır. 3'ün karesi A artı eksi 4'ün karesinin karekökü. Tabii 5 birim olduğunu göreceksiniz. B'nin büyüklüğü de eksi 2'nin karesi artı 3'ün karesi kök 13 birimdir. Evet, hesapladık. Tabii kök 13, 3,6 değerine eşittir. Verileri yerine koyacak olursanız, artık fi'yi çekeyim. Kosinüs üstleri eksi 1, bu. Verileri yerine koyarsanız açı 110 derece olaraktan hesaplanır. Bir örnek sorumuz var. İki vektörün büyüklükleri sırasıyla 5 metre ve 3 metredir. Şayet bunların nokta çarpımları aşağıdaki gibi ise bu vektörler arasındaki açı nedir? Skaler çarpımı, nokta çarpımı, skaler çarpımı anlamına geliyordu. Sonuç sıfırsa bunların arasındaki açı kaç derecedir? 90 derece. 15 metrekare ise 3 kere 5'i çarptık. 15 elde ettik. Aradaki açı 0 derecedir. Çarpı kosinüs teta'yı unutmayın. Eksi 15 metrekare ise sonuç. Eksi gelmesi bunların birbirlerine ters yönlü olduğunu gösterir. Yani arasındaki açı 180 derecedir. O halde cevap 90 derece, 0 derece ve 180 derecedir derim. İkinci bir çarpma şekli de çok önemli. Vektörel çarpma olayı. A ve B gibi iki tane vektörümüz olsun. Aralarındaki açı fi açısı ise bakın iki vektör A ve B vektörlerinin vektörel çarpımı skaler çarpımı vektörlerin arasına bir nokta koyarak da ifade etmiştik. Vektörel çarpımda da bakın A ve B vektörlerinin arasına bir çarpı işareti koyuyoruz. Bu çarpı bizim x'e çok benziyor. Ama özel çarpım işareti. Aynı zamanda bu çarpıyı ya da artıyı yabancılar cross anlamına İngilizcesi cross olan kelimeyle de ifade ediyorlar. Cross da haç anlamına gelir. Yani A vektörü vektörel çarpım B vektörü dikkat edin eşittir C gibi bir vektör veriyor. Skaler çarpımda sonuç ifademiz neydi? Skaler bir sonuç elde ediyorduk. Vektörel çarpımda ise vektörel bir sonuç elde ediyoruz. Önemli bir ayrıcalık bu. Peki nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Hemen izah edelim. Yönelimi nedir? Büyüklük nasıl hesaplanıyor? Onlardan bahsedeceğim size. C sonuç vektörünün büyüklüğü AB sin fi ifadesinden hesaplanır. Sonuç vektörünün büyüklüğü. Peki, iyi büyüklük bulmayla iş bitmiyor. Onun bir de yönelimini bulmam lazım. Buradaki fi açısı A ve B vektörlerinin arasındaki en küçük açı. Dikkat edin. Vektörel çarpım aynı zamanda haç çarpımı olarak da adlandırılır ve A haç B şeklinde de okunabilir. C vektörünün yönü A ve B'nin bulunduğu yani A vektörü ve B vektörünün bulunduğu düzleme diktir. A ve B ekran düzleminde ise o halde C vektörü bu düzleme dik ne demektir? Ya bu ekran düzlemine dik ve dışarıya doğru yönelecek ya da içeriye doğru yönelecektir. Bunu nasıl tespit edeceğiz? Orayı izah edeceğiz arkadaşlar. Şayet A vektörü ve B vektörü kağıt düzleminde ise C vektörü kağıt düzlemine dik olacaktır. Ve biz bu yönü yani düzlemin içine mi dışına mı doğru bu yönelimi de sahil kuralıyla hesap belirleriz. Peki nedir bu sahil kuralı? Her kitapta ya da her hoca farklı şekillerde izah edebilir ama sonuç hepsinde de aynı kapıya çıkmaktadır.
Sağ elinizin ilk üç parmağı, baş parmak, işaret parmağı ve orta parmak şekilli dürülü gibi birbirine dik konuma getirilir. Peki, şayet sağ elinizin işaret parmağı ilk vektör. Ha, bakın, skaler çarpmada yer değiştirme özelliği vardı ama vektörel çarpmada yer değiştirme özelliği yoktur. Bu sebeple formülün yazılım şekli bizim için çok önemlidir. Önceliği harfi kafanıza göre yer değiştiremezsiniz. Bakın ilk terim A vektörü, daha sonra B vektörünü yazmışız. Yani A vektörü vektörel çarpım B vektörü eşit değildir. B vektörü vektörel çarpım A vektörü, bunu unutmayın. Şayet sağ elinizin işaret parmağı ilk vektör A vektörünün yönünü gösteriyor. Ve orta parmağınız da, evet bakın, işaret parmağı A'nın yönünü gösteriyor. Şunu da söyleyelim. Daima saatin tersi yönündeki hareketler pozitif hareket yönüdür. İşaret parmağından sonra saatin tersi yönde dönerken rastladığım parmak, orta parmak, ikinci vektörü yani B vektörünü gösterecek şekilde elinizi ayarlarsanız sağ elinizin baş parmağı otomatikman vektörel çarpımı sonucu elde edilen C vektörünün yönünü gösterir. Gördünüz mü? Ve önce A, sonra saatin tersi yönde dönerken rastladığım parmak B vektörünün yönünü gösterecek. Baş parmağım da otomatikman C vektörünün yönünü, yani sonuç vektörünün yönünü gösterecek. Umarım anlaşılmıştır. Peki vektörel çarpma işleminde yer değiştirme özelliği yok demiştik. Yer değiştirirsek ne olur? Sonuç vektörü yön değiştirir arkadaşlar. Büyüklük aynı olur, değişmez. Ama sonuç vektörünün yönünü değişir. İşte burada A ve B vektörlerinin vektörel çarpımı sonucu C gibi bir vektör elde ettik. Bunlar AB sayfa düzleminde olduğu için C vektörü sayfa düzlemine dik ve dışarıya doğru yönelmiş olmalıdır. Evet, sayfanın dışına peki nasıl göstereceğim bunu? Üçüncü boyut şu şekilde gösteriyorsunuz. İşte çember içerisinde bir nokta. Bu da bize C vektörünün yöneliminin sayfa düzleminin dışına doğru olduğunu bize anlatır. Peki, eğer A ve B vektörlerini yer değiştirmiş olsaydık, bakın şekilde değiştirdim gördüğünüz gibi. Bu sefer işaret parmağım A'yı gösteriyor. Saat ters yönde dönerken karşılaştığım parmak orta parmak B'nin yönünü gösteriyorsa, birinizi bu şekilde ayarlarsanız, baş parmağınız bu sefer düzlemin içini doğru göstermekte. O halde ne dersiniz? Sonuç vektörü düzlemin içine doğrudur. Ya da sayfanın içine doğru. Ve biz bunu da şöyle ifade ederiz. Çember içerisinde bir çarpıyla. Bunu gördünüz mü? Düzleme dik ve içeriye doğru yönelmiş bir vektörden bahsediliyor demektir bu. Peki burada fi açısı A ve B vektörler arasındaki en küçük açıydı. Onu da bir daha hatırlatalım. Vektörel çarpmada, şimdi eğer iki vektör birbirine paralel ve aynı yönlüyse aradaki açı 0 derecedir. Ve bunların vektörel çarpımı sonucu 0 elde ederiz. Açı 0 derece, sin 0 nedir? 0'dır. O halde C'nin büyüklüğü 0. Yani sonuç 0'dır. Eğer iki vektör birbirine dik ve aralarındaki açı 90 derece ise sonuç vektörünün büyüklüğü AB çarpımına eşittir. İki vektör birbirine paralel ve ters yönlüyse aradaki açı 180 derece, bunların skaler pardon, bunların vektörel çarpımının sonucu 0'dır deriz yine. Biz bu vektörel çarpmayı birim vektör notasyonuyla da yapabiliriz. X, Y, Z koordinat sistemindeki İ, J, K birim vektörlerini görüyorsunuz. Sağ el için koordinat sistemini uygulayacak olursam eğer İ şapka vektörel çarpım İ şapka 0'dır. Ç
Çünkü iyi şapka, iyi şapka arasındaki açı 0 derece, sin 0, 0. Peki aynı benzer şekilde JJ vektörel çarpımı da 0'dır. KK vektörel çarpımı da 0'dır. IJ vektörel çarpımı K şapkadır. JK vektörel çarpımı I şapkadır. KI vektörel çarpımı da J şapkadır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sıralamaya dikkat et demişiz. İ daima J'den önce gelir. J daima K'dan önce gelir. K daima İ'den önce gelirse bakın sonuçları nasıl yazıyoruz. Şayet bu sıralamaya uyulmazsa cevap negatiftir. Yani J vektörel çarpım İ şapka neye eşittir? Eksi K'ya eşit olacaktır deriz. Birim vektör notasyonu ile vektörel çarpım yapacak olursam, örneğin A vektörümüz şeklindeki gibi B vektörümüz de A vektörü vektörel çarpım B vektörü nedir diye soruyoruz. Hiç üşenmeden parantez açacaksınız. İ şapka vektörel çarpım İ şapka eşittir 0'dır. İşte İ şapka, J şapka, K şapka eşittir bunların vektörel çarpımı gibi. Ya da evet, uzun uzun bu şekilde açarsınız ve bunun neticesinde şu sonucu elde ediyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Bir diğer yöntem de determinant yöntemidir. Bakın A vektör vektörel çarpım B vektörünü nasıl yazıyorum? Determinant ilk satıra I, J, K birim vektörlerini yazıyorum. İkinci satıra ilk çarpan vektörün bileşenlerini yazıyorum. A, X, A, Y, A, Z. En alttaki satıra 3 çarpı 3 bir determinant bu. Yani matris. B vektörünün ikinci çarpanın bileşenlerini yazıyorum. B, X, B, Y, B, Z. Bu determinantı hesaplayabileceğiniz birkaç determinant yöntemi var. Ben size bunlardan sadece birisini göstereceğim. Bu da bakın şu şekilde yazılır. İ şapka ilk terim. Satır ve sütun çizilirse İ şapka A, Y, B, Z eksi A, Z, B, Y eksi J şapka satır ve sütununu silin bunun yanındaki A, X, B, Z eksi A, Z, B, X artı K şapka satır ve sütununu silin A, X, B, Y eksi A, Y, B, X şeklinde yazılır. Şunun gibi. Bu ifadeyle şu yukarıdaki ifadenin arasında hiçbir fark yoktur arkadaşlar. Yani uzun uzun böyle parantez açmaktansa determinant yöntemlerinden birisini kullanarak determinant hesaplamanız daha doğru sonuç verecektir. Hemen bir örnek problemimiz var. Şayet A vektörü eşittir 3i şapka eksi 4j şapka ve B vektörü eksi 2 şapka artı 3K şapka ise C vektörü eşittir A vektörü vektörel çarpım B vektörü nedir diye sormuşuz. Yazalım önce denklemimizi. İstenen ne? Bize verilenler ne? Ve şu açılımı uygulayacak olursanız bakın bunun neticesinde de C vektörü eşittir. Eksi 12 i şapka, eksi 9c şapka, eksi 8k şapka sonucunu elde ederiz. Ben uzun yoldan çözümünü yaptım. Siz de determinant yöntemiyle bu vektörel çarpımın nasıl yapıldığını gayret edin diyelim. Sonucun sağlamasını yapacak olursak, yani yaptığımız iş doğru mu diye arıyorsak, sonuç vektörü hem A'ya hem de B'ye ne olmalıydı? Dik olmalıydı. O halde bunların skaler çarpımı yani C vektörü skaler çarpımı A vektörü eşittir 0 ve C vektörü skaler çarpımı B vektörü eşittir 0 sonucunu veriyorsa evet bu sonuç doğru demektir. Peki önce skaler C ve A vektörlerinin skaler çarpımını yapayım. Sonuç 0. Sonra C ve B vektörlerinin skaler çarpımı yapayım. Yine sonuç 0. O halde elde ettiğim sonuç vektörü doğrudur diyorum. Şimdi de vektörlerle ilgili problem çözümleri yapacağız arkadaşlar.
Evet, birinci sorumuz A vektörü 3i şapka artı 4c şapka ve negatif bir eksen arasındaki açıyı hesaplayın. İlginç bir soru geldi. İki vektör verip de arasındaki açıyı sormadık. Bir vektörün y ekseniyle yaptığı açıyı istiyoruz. Negatif y ekseniyle hatta. O halde negatif y eksenine doğru yönelmiş öncelikli olarak bir vektör tanımlamalıyım. Bakın, en basit şekilde tanımlayabileceğim b vektörü negatif y tarafına yönelmiş vektör eksi 1 j şapka şeklini tanımlar. Artık b gibi bir vektörüm var ve ben iki vektörün arasındaki açıyı hesaplamam mümkün. Formülümü yazacak olursam a vektör skaler çarpım b vektör eşittir ab cos teta'ydı. Ve teta'yı buradan çektiğimde kosinüs üzeri eksi 1 parantez içinde AB vektörlerinin skaler çarpımı bölü A'nın ve B'nin büyüklükleri çarpımına eşittir. Hemen bir köşede A ve B vektörlerinin skaler çarpımını yazdım. A'nın büyüklüğü kök içerisinde AX kare artı BX karedir. B vektörünün büyüklüğü de tabii ki B'nin karesinin karekökü yani kendisine eşittir. Ve bunun neticesinde i şapka skaler çarpım j şapka 0, jj skaler çarpımı 1'dir. Bunu unutmayalım. Verileri yerine koyduğunuzda teta eşittir 143 derece olarak da hesaplanır. Diğer sorumuz, x'in üzerinde bulunan bir vektörün büyüklüğü 25 metre olup bu vektörün x bileşeninin büyüklüğü artı 12 metre ve y bileşeninde pozitiftir. Vektörün pozitif y ekseniyle yaptığı açıyı hesaplayın demişiz. Tabii ki önce çizerekten başlıyorum. Bir koordinat sistemi gördüğünüz gibi. Vektörün büyüklüğünü biliyorum 25 metre. Bu vektörün x bileşeninin büyüklüğü artı 12 metre. Ancak bu şekilde x bileşeni pozitif olur. Y bileşeni de pozitiftir. Buyurun çizdik. Vektörün pozitif y ekseniyle yaptığı açıyı istiyorum. Yani şuradaki teta açısını istiyoruz. Peki bu açı teta ise şu açı da tetadır. Buradan neyi kullanayım? Ax'i biliyorum. A'yı biliyorum. Aslında her şeyi biliyoruz. Peki ne yapmışım? Sin teta'yı kullandım. Sin teta nedir? Karşı dikkenarın yani Ax'in A'ya oranıdır. Peki Ax'in büyüklüğünü biliyor muydum? Evet. A'nın büyüklüğünü biliyor muyum? Evet onu da biliyorum. 25 bir metre. Ve buradan teta'yı çekersem sin üzeri eksi 1 şu ifadeyi elde ederim. Verileri yerine koyup gerekli hesaplamayı yaparsanız teta eşittir 29 derece sonucunu elde ederim. Bu da benim beklediğim değerdir. İki vektör, A vektörü ve B vektörünün büyüklükleri sırasıyla 10 metre ve 15 metredir. Bu vektörlerin arasındaki açı da 65 derecedir. B vektörünün A vektörü boyunca bileşeninin büyüklüğünü yani iz düşümünü hesap edin demişiz. Yani B'nin A vektörü olan üzerindeki iz düşümü B çarpı kosinüs 65 dereceden hesaplanır. İşte şekilde çizimi gördünüz. BA bileşenini istiyorum. B kosinüs 65, B'nin değeri belli, açı belli. Hesaplamayı yaparsanız bu değer 6,3 metre olaraktan hesaplarsınız. Şayet A vektörü i vektörü artı j vektörü ve B vektörü de i vektörü eksi j vektörü ise bu iki vektör arasındaki açıyı hesap edin. Bazı arkadaşlarımız hemen bu vektörleri çizerekten yapmaya çalışıyorlar. Lütfen size öğrettiğimiz matematik metodu uygulayın. Yani iki vektörün skaler çarpımını hatırlayın. Ve buradan teta'nın nasıl hesaplandığını daha önce göstermiştik size. Teta açınız eşittir. Kosinüs üzeri eksi 1. A vektörü skaler çarpım B vektörü bölü AB. AB skaler çarpımının bir köşede yaptığım 0. A'nın ve B'nin büyüklüklerini hesapladım. AB skaler çarpımı 0 olduğu için cos üzeri eksi 1 0 teta 90 derecedir deriz. Aşağıdaki şekilde A
vektörü 12 metre 60 derece ve B vektörü 8 metre 300 derecededir. A vektörü eksi B vektörünün x bileşeninin büyüklüğünü hesaplayın dedik. Burada birim vektör notasyonu kullanaraktan işlem yapacağım arkadaşlar. Büyüklük açı cinsinden A ve B vektörleri verilmiş. A'nın ve B'nin çizimini yaptım. Yapıldı. A vektörünü yazalım o zaman. 12 çarpı kosinüs 60 i şapka artı 12 çarpı sinüs 60 y şapkadır derim. B vektörü de 8 çarpı kosinüs 300 derece i şapka artı 8 çarpı sinüs 300 derece j şapka. Açıp düzenlemeleri yaparsam şekildeki A ve B vektörlerini elde ederim. Benim istediğim A vektörü eksi B vektörünü, x bileşenini istiyorum. A vektörü eksi B vektörü işlemini yapacak olursanız 2 metre i şapka artı 3,5 metre j şapka sonucunu elde ederim. Benim istediğim A eksi B bileşke vektörünün x bileşeninin büyüklüğü 2 metredir. İşte sadece cevabımız burasıdır arkadaşlar. C vektörü A vektörü artı B vektörü. B vektörü 5i şapka artı ve C eşittir 5C şapka olmak üzere A, B ve C gibi 3 vektörümüz var. A ve B arasındaki açıyı hesaplayın dediğimize göre bizim A vektörünü biliyor muyum? Bakın hayır bilmiyorum. O halde B vektörünü biliyorum. A vektörünü bulmam lazım. A vektörü C vektörü eksi B vektörüne eşittir. Bu işlemi yapacak olursanız ne elde ediyorum? Eksi 5i artı 5c vektörünü elde ediyorum. Bu benim A vektörüm. Şimdi bakın A vektörünü biliyorum. B vektörünü de biliyorsam aradaki açıyı yine klasik yöntemle hesaplarım. A ve B vektörlerinin önce skaler çarpımını yapmışım. A ve B'nin büyüklüklerini bir köşede hesapladım. O halde teta eşittir kosinüs üzeri eksi 1 ifadesini yerine koyacak olursam teta'yı 135 derece olaraktan hesaplarım. Bir adam önce 4,65 kilometre batıya doğru, sonra 12,7 kilometre kuzeyin batısına doğru 30 derece yönelerek ve son olarak da 11 kilometre doğuya doğru yürür. Bu adamın başlangıç noktasına göre nerede olduğunu hesaplayın demişiz. Bu adamın yer değiştirmesini bir koordinat sisteminde gösteriyorum. Peki bunun neticesinde bu adamın toplam yer değiştirmesi S vektörü, S1, S2, S3 yer değiştirmelerini yaptı. O halde tabii ki grafiği ölçekli çizmeniz ayrı ya da bunların oturup hesaplarını aynen yapabiliriz. Bakın ne yapıyorum. Bu S1, S2, S3 vektörlerini koordinat sisteminin orijinine şekildeki gibi yerleştirdim. Ve bunları hesabını yapacağım. Sx bileşke yer değiştirmenin x bileşeni S1x, S2x, S3x'tir. S1x, S1 çarpı kosinüs 180'den hesaplarsınız. İ şapka tabii ki. S2x, S2 çarpı kosinüs 120 dereceden ve S3x de kendisine eşittir yazdık. Ve bunun neticesinde S2 sıfırdır. S'ye bakalım. S1'in y bileşeni 0, S2'nin y bileşeni S2 çarpı sinüs 120, S3'ün de y bileşeni 0 ve bunun neticesinde S'ye de 11 kilometre j şapka. O halde yer değiştirme vektörümüz Sx, Sy bileşenlerinin vektörel toplamıdır ve S vektörü yani toplam yer değiştirme 11 kilometre j şapka. Bunun anlamı nedir? 11 kilometre kuzeye doğru yer değiştirme yapmıştır deriz.
Şayet A vektörünün büyüklüğü 3 metre ve x eksi artı x ekseni ile 30 derece açı yapıyorsa B eşittir eksi 2A vektörünü hesaplayın demişiz. Tabii ki hesaplarız. Öncelikle A vektörünü birim vektör notasyonunda yazabilirim. Tabii ki A vektörü A x i şapka artı A y j şapka A x A çarpı kosinüs 30 i şapka artı A çarpı sin 30 j şapka ve bunun neticesinde A vektörümü 2,6 metre i şapka artı 1,5 metre j şapka olarak elde ettim. Bizim aradığımız eksi 2 A vektörü, o halde çıkan sonucu da eksi 2 ile çarparım. Bunun neticesinde B vektörü eksi 5,2 metre i şapka artı 3 metre j şapka olarak da elde etmem mümkündür. A ve B birbirine dik iki vektördür. A vektörü 3 i şapka ve B vektörü 2 j şapka A eksi 2 B vektörünün büyüklüğünü hesaplayın dedik. Önce A eksi 2 B vektörünü birim vektör notasyonu ile hesabını yaparım. Ve bunun neticesinde 3i şapka eksi 4j şapka elde ettim. Bunun büyüklüğünü de Pisagor'dan hesaplıyoruz artık. Bu da a vektörü eksi 2b vektörünün büyüklüğü 5 birimdir denir. Şayet a vektörü 2i şapka eksi 3j şapka metre ve b vektörü de 1i şapka eksi 2j şapka metre ise A eksi 2 B'yi hesaplayın demişiz. Yine birim vektör notasyonuyla açılımı yaparsanız A eksi 2 B vektörü 1 metre J şapka sonucuna eşittir diyoruz. A vektörü eksi 3 I şapka, B vektörü eksi 5 K şapka ve C vektörü 2 J şapka gibi 3 vektör verilmiştir. Ne istiyoruz? A vektör skaler çarpım parantez B vektörü vektörel çarpım C'nin sonucu nedir? Öncelik matematiksel işlemlerde parantez içi. Hemen bir köşede B vektörü ile C vektörünün skaler çarpımını yaparız. Daha sonra bu sonucu A vektörü ile skaler çarpımını yaparız arkadaşlar. B ile C'nin vektörel çarpımını gelin birlikte yapalım. Önce birim vektörleri K şapka. Vektörel çarpım J şapka nedir? Bakın tersten gittiğimize göre eksi i şapkadır. 5 kere 2 10 eksi 10 bir eksilikte KJ skaler çarpımından geldi. Artı 10 i şapka sonucunu elde eder. A ile çarpımına bakacak olursak bunun. Peki göstereyim burada. Evet gördüğünüz gibi önce parantez içini yaptım. 10 i şapka. Şimdi 10 i şapkayla da eksi 3 i şapkayı skaler çarpımını yapacağım. Şurada bir nokta işareti var arkadaşlar. Bunun neticesinde eksi 30 sonucunu elde ederiz. A vektörü eksi 2 i şapka eksi 3 k şapka ve B vektörü 2 i şapka artı k şapka ise D vektörü eşittir. Parantez içinde A eksi B vektörü vektörel çarpım A vektörü nedir? Önce parantez içini yapacağım. A vektörü eksi B vektörünü hesaplayacağız. Daha sonra da bu elde ettiğimiz sonucu A vektörüyle vektörel olarak çarpacağız. Önce parantez içini yapacak olursam eksi 4 i şapka eksi 4 k şapka sonucunu elde ederim. Ve burada şu iki vektörün vektörel çarpımını yapacak olursam birim vektör notasyonunu kullanıyorum. İlk satırı i j k birim vektörlerimi, ikinci satırı ilk çarpanın bileşenlerini yazıyorum. Eksi 4, 0 ve eksi 4. En alttaki satırda da ikinci çarpanın bileşenlerinin eksi 2, 0, eksi 3. Bu işlemi yaparsanız arkadaşlar sonuç vektörü eksi 4 j şapka sonucunu elde ederiz. Peki başka nasıl? Parantez açılımı yapmadan da yapılabileceğini anlatmışım arkadaşlar burada. Bunu uygulayıp uygulamamak size kalmış.